Merhabalar. Dün yurt içi piyasaların ana gündemi Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği Ekim ayına ilişkin enflasyon raporu sunumu oldu. Detaylara baktığımız zaman 2006 yılı içerisindeki enflasyon beklentisinin sabit bırakıldığını, 2017 beklentisinin ise yükseltildiğini görmekteyiz. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarına baktığımız zamansa sadeleşme sürecinde artık sona yaklaştığını görmekteyiz. Diğer yandan bundan sonraki süreçte biz Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmek adına yine enflasyonu baz almaya devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Baktığımız zaman dün en önemli gelişmelerinden bir tanesi de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin Haziran ayından bu yana en yüksek seviyelere yükselmesi oldu. Ve bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı arttırdığını görüyoruz. Dün özellikle enflasyon raporu sunumu öncesinde de kur tarafında yükselişlerin hakim olduğunu ve tarihi zirvelere doğru hareketlerin geldiğini görmekteyiz. Bugüne baktığımızda kur tarafında güçlü görünüm sürmeye devam ediyor. Bu görünümün kalıcı olması durumunda da yeni tarihi zirveleri konuşuyor olabiliriz. Kurdaki bu yükseliş ise Borsa İstanbul tarafını baskılayan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak uzun bir süredir önemini vurguladığımız 76 bin ve 80 bin bant aralığı henüz Borsa İstanbul tarafı için bozulmuş değil. Bugünün ana gündemi ABD tarafından gelecek yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin ilk revizyonu olacak ve büyümenin ortalama %2,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentileri karşılaması durumunda son durumda %72'lere kadar yükselmiş olan Aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentilerinin canlanması dolarda küresel bazda etkili olan güçlü görünümün devamını getirebilir. Son olarak petrol tarafı için küçük bir not düşelim. OPEC'in Cezayir'de aldığı arz kısıtlama kararını görüşmek üzere bir komisyonun bugün Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ve burada anlaşmaya katılan üye ülkelerin üretim kotalarının belirlenmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle buradan gelecek haber akışları petrol tarafı için oldukça önemli olacaktır. Diğer yandan her cuma olduğu gibi Baker Hughes'tan gelecek olan kuyu sayılarını takip ediyor olacağız.